Tekrar merhaba. Neon1 ile evde sağlıklı ve keyifle vakit geçirebilmeniz amacıyla bugün sizler için abajur ve mumluk yapımıyla ilgili bir geri dönüşüm videosu hazırladım. Umarım sizler de dener ve keyif alırsınız. Hadi başlayalım. Bir geri dönüşüm yaptığımız için elimde bulunan yumuşatıcı şişesini kullandım. Siz de gözünüze hoş gelen, dekoratif bulduğunuz elinizde olan şişeleri değerlendirebilirsiniz. Benim şişem plastik, sprey bir boya kullandım. Ancak sprey ya da su bazlı hangi boyayı kullanırsanız kullanın mutlaka cilaya atmanız gerekecektir. Çünkü bu boya aslında cam ve metal yüzeylerde sıkı tutunurken plastikte soyulmalar oldu. Bu yüzden cilaya atmanızı öneririm. Ben kullanmadım çünkü elimde yoktu. Gördüğünüz boya da hobi amaçlı kullanılan su bazlı bir boyadır. Altın yaldızlı rengini kullandım. Delmek için şarjlı vidalama aletini kullandım. Elinizde yoksa da sivri uçlu bir bıçakla da kolayca delebilirsiniz. Tabii plastik bir ürün kullanacaksanız. Buradan elektrik kablomuzu geçireceğiz.
Şişeyi açtığımız delikten geçirebilmek için fişi önce açıyoruz. Daha sonra ince bir şiş yardımıyla ve bir ip yardımıyla kablonun ucunu şişeye bağlıyoruz ve delikten kolayca çekip çıkartıyoruz. Kullandığım şişe plastik ve hafif olduğu için içine bu dekoratif taşları dolduruyorum ki ağırlık yapıp devrilmesini önlesin diye. Siz de gerekirse kullanabilirsiniz. Ağır bir malzeme kullanırsanız hiç ihtiyaç da duymayabilirsiniz. Abajur şapkasını hasır ip ya da halat da diyebilirsiniz. Bununla süslüyoruz. Biraz uzun kestim. Aslında uzun kısmını açarak daha sonrasında püskül görüntüsüne ulaşmak istemiştim. Ancak görüntü pek hoşuma gitmediği için daha sonra onu kestim ve sade olarak kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz deneyebilirsiniz. Belki sizin gözünüze daha hoş gelebilir. İkinci projemizde cam bir kavanozdan mumluk yapımı.
Neon 1'le hem keyifli hem de yaratıcı bir video hazırladığımızı düşünüyorum. Umarım sizler de ilham alırsınız. Neon 1, Instagram hesabından her gün evde geçirdiğimiz bu günlerde hem sağlıklı hem de keyifli vakit geçirmemiz için öneriler paylaşmaya devam ediyor. Bence takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiler.